Mis Mutfak'tan merhaba. Bugün kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lahana sarması yapacağız. Tarifle ilgili tüm detay ve ölçüleri infobox'a ekliyorum, oradan görebilirsiniz. Şimdi güzel bir lahana sarması yapmanın en önemli püf noktası iyi bir lahanadan geçiyor. Lahana sarması yapmak için lahananızı seçerken yaprakları dışa doğru açık ve bastırdığınızda bir boşluk hissi algılayabileceğiniz bir lahana seçerseniz daha isabetli olacaktır. Benim lahanam oldukça iri bir lahanaydı ve onu bir bütün olarak haşlayabileceğim büyüklükte bir tenceremde yoktu. O yüzden geniş bir tepsiye aldım. Tam ortasındaki göbek kısmını zedelemeden çıkardım. Gördüğünüz gibi bu kısma kettle'da ısıttığım sıcak suyu döktüm. Yaklaşık 2 kez su ısıttım. Yeterli geldi. Bir 5 dakika kadar bekledim ki sıcak suyun etkisiyle yapraklar iyice yumuşasın. Daha sonra teker teker yaprakları çıkarmaya başladım. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla çıkabiliyor bu şekilde. Hiç zedelemeden, yırtmadan rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Gevrek kalan yaprakları 1 dakika kadar sıcak suda haşladım. Şimdi haşlanmış yapraklarımızın tam ortasından geçen damarlı kısmı kesiyoruz. Ve yaprağımızı ikiye bölüyoruz. Böldüğümüz yaprağı tekrar ikiye bölüyoruz. Tabii bu iri ve büyük yapraklar için geçerli. İç harcı yaprağımızın damarlarının yönünde koyuyoruz. Yani tam paralel olacak şekilde koyup sarıyoruz. İnce bir lahana sarması istiyorsanız yapraklarınızın boyuna göre iç harcı yerleştirip tekrar yaprağı kesebilirsiniz. Eğer kısa, boyu kısa bir yaprağınız varsa tek hamlede de sarabilirsiniz. Ben lahana sarmamın çok kalın olmasını istemediğim için bu şekilde tekrar ikiye bölerek sardım. Şimdi tenceremizin dibine o kestiğimiz damarlı yaprakları koyalım ve sardığımız lahanaları düzgün bir şekilde yerleştirelim. Şimdi benim yazın hazırladığım domates soslarım vardı. Tarifi kanalımda yine mevcut. Hiç ekşi bir tadı yok. O yüzden çok rahatlıkla bütün yemeklerimde kullanabiliyorum. Yaklaşık bir çay bardağı kadar ondan ekledim ve zeytinyağı ekleyip tencerenin yarısına gelecek kadar sıcak su ilave ettim. Sarmalara lütfen bir anda çok fazla su vermeyin. Çünkü çok fazla pişirip dağılmasına neden olabilir bu durum. Piştikçe, gerektikçe sıcak su takviyesi yapabilirsiniz. Instagram sayfamdan çok kişi sormuştu bu şekilde sardığınızda pirinçler dışarıya çıkmıyor mu, dağılmıyor mu diye. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılma da yok, pirinçler de dışarıya çıkmıyor. Bu şekilde kalem gibi incecik sarmalar yapabilirsiniz. Gerçekten çok da lezzetli oldu. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.